Herkese merhaba. Akışkanlar mekaniği dersine başlıyoruz. İkinci dersimizi biraz sonra işleyeceğiz. Evet, bölüm 2 ile devam ediyoruz. Geçen ders bölüm 1'de akışkanlar mekaniğini kısaca tanıttık. Önemli tanımlamaları ele aldık. Bu kapsamda bölüm 2 ile devam edelim. Akışkanların özellikleriyle devam edelim. Arkadaşlar, bu akışkanların özelliklerini her zaman kullanacağız. Elimizde ders notu da var. Ders notundaki tablolardan yararlanarak akışkanların özelliklerini çeşitli koşullarda belirleyeceğiz. Basınca göre, sıcaklığa göre belirleyeceğiz. Bir sistemin herhangi bir karakteristiğine özellik diyoruz. Bizim için önemli özellikler termodinamikte de olsun, ısı transferinde de olsun, akışkanlar mekaniğinde de olsun basınç başta geliyor. Basınca biz büyük P ile gösterip birimini Pascal veya kilopascal olarak göstereceğiz. Birimler de önemli bizim için. Örnekler de önemli. Kilopascal olarak kullanacağız. Çünkü Pascal birimi küçük kalıyor. Genellikle kilopascal olarak basıncı ele alıyoruz. Sıcaklığı büyük T ile gösterip birimini Kelvin alacağız. Derece santigrat da alacağız ve birbirine çevrilmesini bileceğiz. Hacimi büyük V ile göstereceğiz. Birimi metreküp. Hacim, basınç ve sıcaklık önemli 3 tane akışkan özelliği olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki bunun yanında kütle, küçültme ile kilogram biriminde viskoziteyi geçen ders biraz bahsettik. Ayrıntılı olarak bir dahaki derslerde bahsedeceğiz. Viskozite bizim için önemli. Mü ile göstereceğiz. Birimi Pascal çarpı saniye olacak. Dinamik ve kinematik viskozite olarak ayrıca ile alacağız. Tabii ısıl iletkenlik kat sayısı da akışkanların özellikleri içinde yer alıyor. Küçük K ile göstereceğiz. Birimi watt bölü metre Kelvin. Kütle, viskozite ve ısıl iletkenliği de kısaca hatırlatmış olalım. Arkadaşlar, akışkanların özelliklerini göz önüne alırken tabii ki termodinamikte de görüyoruz dedik. Yaygın ve yoğun özellikler var. Önce yoğun özelliklere bakarsak, örneğin bir odanın içini ele alalım ve bir odanın içinde hava olsun. Bu havanın belli bir basıncı, belli bir sıcaklığı ve belli bir yoğunluğu var. Bu odayı ortasından ikiye böldüğümüzde değişmeyen özellikler neler? Sıcaklık değişmez ikiye böldüğümüz zaman. Havanın basıncı değişmez, yoğunluğu değişmez. O zaman bunları yoğun özellikler diyoruz. Ama odayı ikiye böldüğümüzde kütlesi değişir örneğin yaygın özellik olarak. Hacmi değişir. Bu şekilde ayırabiliriz. Bunun yanında birim kütle başına verilen yaygın özelliklere özgül özellikler diyoruz. Örneğin özgül hacim. Küçük V ile göstereceğiz. Birimi metreküp bölü kilogram olacak. Başına özgül getirdiğimizde özgül özellikleri ele almış olacağız. Birimi birim kütleye göre değerlendirilecek. Metreküp bölü kilogram örneğin özgül hacim. Bu dersimizde yoğunluk üzerinde duracağız. Yoğunluğu bir hatırlayacağız. Akışkanlar mekaniğinde yoğunluğun önemine bakacağız. Yoğunluk birim hacmin kütlesidir. Rho ile göstereceğiz. Kütle bölü hacim, kilogram bölü metreküp. Biraz önce özgül hacimden de bahsettik. Özgül hacim metreküp bölü kilogram birimindeydi. Hacim bölü kütle veya 1 bölü rho yani yoğunluğun tersi. Yani yoğunluğu ele aldığımızda bir bakıma özgül hacmi de ele alıyoruz. Birbirinin tersi olmak üzere birimleri de birbirinin tersi. Bu çerçevede dediğim gibi bu derste kısaca yoğunluğu ele alacağız. Bir maddenin yoğunluğu sıcaklık ve basınca bağlıdır demişim. Özellikle arkadaşlar akışkanlar mekaniğini biz gaz ve sıvı olarak ikiye ayırıyorduk. Sıvılarda genellikle sıcaklığa bağlı olarak tablolardan alıyoruz. Gazlarda ise sıcaklık ve basınca göre yoğunluğu hesaplıyoruz. Şimdi onun ayrıntısına bakacağız. Bağlı yoğunluk da önemli bizim için. Bağlı yoğunluk bir maddenin yoğunluğun belirli bir sıcaklıktaki standart bir maddenin yoğunluğuna oranı olarak tanımlanıyor. Tanımı bu. Biz bu dersimizde standart madde olarak 4 derece santigrat sıcaklıktaki suyu ele alacağız. Bu suyun yoğunluğu 1000 kilogram bölü metreküp olarak alınacak. Bizim için referans noktası bağlı yoğunlukta bu olacak. Çeşitli kitaplarda çeşitli standart madde referans noktaları var. Bizim dersimizde
Her zaman 4 derece santigrat sıcaklıktaki suyu ele alacağız ve referans yoğunluğumuz bizim 1000 kilogram bölü metreküp olacak. Dediğim gibi çeşitli kitaplara baktığınızda başka standart maddelerle de karşılaşabilirsiniz. Önemli değil. Bizim bu dersimizde 1000 kilogram bölü metreküpü alacağız paydadaki referans yoğunluğu. O zaman bizim bağıl yoğunluğumuz ρB olarak gösterilirse o gerçek yoğunluk bölü referans yoğunluk, işte paydadaki yoğunluğu da biz 1000 kilogram bölü metreküp alacağız. Bağıl yoğunluk önemli. Onunla ilgili çeşitli tablolar var. Bazı maddelerin sıfır derecedeki bağıl yoğunluklarını şöyle bir bakalım. ρB ile göstereceğiz. Tabii ki suyu referans olarak alırsak suyun bağıl yoğunluğunu 1 alacağız. Sıfır derecedeki bağıl yoğunluğu 1000 bölü 1000, 1 olarak karşımıza çıkacak. 0 ile 4 derece arasında suyun yoğunluğu yaklaşık 1000 kilogram bölü metreküp olduğu için bağıl yoğunluğu da karşımıza 1 olarak çıkacak. Referansımız su ise, bağıl yoğunluğu 1 olan su ise, örneğin kanı bununla karşılaştırdığımızda kanın 1,05'miş. Bakalım tabloya bak, civa var 13,6. En yüksek bağıl yoğunluğa sahip eleman civa 13,6 olarak karşımıza çıkıyor. Bir atmosfer basınçtaki havaya baktığımızda 0,0013 gibi küçük bir değer çıkıyor. Yani civa ile hava arasında biz çalışacaksak minimum değeri hava, maksimum değeri civa olarak alabiliriz. Diğer elemanlar da bunların arasında yer alıyor. Bağıl yoğunluk tablosu ders notları içinde de var. Özgül ağırlığı geçen derste görmüştük arkadaşlar. Bir maddenin birim hacminin ağırlığına özgül ağırlık diyoruz. Rho çarpı G, yani yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesini kısaca biz gamma ile veya gamma S olarak gösteriyoruz. Özgül ağırlık olarak birimi Newton bölü metreküp. Bu özgür ağırlık kavramı tabii ki basınçları işlerken karşımıza çıkacak. Şimdiden tanımını bir kez daha tekrar etmiş olalım. Evet, diğer gazların yoğunluğu önemli. Ne dedik biz? Akışkanları gaz ve sıvı olarak ikiye ayırırsak, sıvıların yoğunluklarını özellikle suyla çalışacağız biz. Veya diğer sıvılar da olabilir. Tabloları varsa tablolarından sıcaklığa bağlı olarak okuyacağız. Sıvılarda pek basınca bağlı olmuyor ama gazlarda yoğunluk hem sıcaklığa hem basınca bağlı olacak. Bunun için ne yapabiliriz? Önce bir ideal gaz eşitliğini hatırlayalım. Bizim için önemli eşitlik bu derste arkadaşlar PV eşittir MRT. P Pascal, V metreküp, M kilogram, R jül bölü kilogram Kelvin, T de Kelvin olmak üzere bizim için önemli eşitlik bu. SI birim sisteminde yazdığımız eşitlik bu. Buradaki R'yi, gaz sabitini tabii ki tablolardan alacağız. Yine ders notunda bunun tablosu var. Tablolarda R'nin birimi arkadaşlar, gaz sabitinin birimi kilojül kilogram Kelvin olarak yer alıyor. PV eşittir MRT'yi düzenlersek arkadaşlar, biz özgül hacme ne demiştik? Hacim bölü kütle. O zaman PV eşittir MRT'de her tarafı M'ye bölersek, bak ilk tarafta PV var. PV'yi M'ye bölersek orada V bölü M karşımıza çıkıyor. Yani şu PV eşitliği P çarpı küçük V'ye dönüşüyor. Bu tarafı da arkadaşlar kütleye bölersek buradan kütle gider RT kalır. Yani PV MRT'yi biz P çarpı küçük V özgül hacim eşittir R çarpı T olarak yazabiliriz. Özgül hacimle yoğunluk arasında ilişki vardı. Özgül hacim ve yoğunluğun tersiydi. O zaman gerekli düzenlemeleri yaparsak P eşittir rho RT'yi elde ediyoruz. Bunun yerine 1 bölü rho'yu koyarsanız o da denklemi düzenlediğimizde P eşittir rho çarpı R çarpı T'ye eşit olur. Demek ki ideal gazlarda yoğunluğu buradan çekeceğiz. Yoğunluğu buradan çekersek yoğunluk basıncın ve sıcaklığın fonksiyonu olacak. Tabii ki bu eşlikte sıcaklığı Kelvin olarak almak zorundayız. Onu da derece santigrat olarak verilmişse 273,15 ile topluyoruz. Evet, P'ye mutlak basınç diyoruz, R'ye gaz sabiti diyoruz, T'ye de mutlak sıcaklık diyoruz. Bu çerçevede ideal gazların yoğunluğunu P eşittir rho çarpı R çarpı T'den hesaplayacağız. Bize sıcaklık ve basıncın verilmesi gerekiyor.
Hangi gazda çalışıyorsak o gaza ait gaz sabitini de ilgili tablodan alacağız. Hemen bir problemle devam edelim. Bu dersimiz yoğunluk üzerine. 300 kilopaskal basınç ve 60 derece santigrat sıcaklıktaki karbondioksit gazının yoğunluğu ve özgül ağırlığını bulunuz demiş. Buna kısaca bakalım. Evet arkadaşlar, rho neydi? Yoğunluk. Rho eşittir P bölü RT. Rho'yu tek başına bırakırsam P bölü RT eşit. P basınç 300 kilopaskal verilmiş. Hepsini örneksiz yazalım. O zaman 300 bin paskal olarak yazabiliriz. 300 bin paskal. R gaz sabiti karbondioksitin 189 jül kilogram kelvin. Bak buraya birimleri yazmamış tabii, ben söylüyorum. 189 jül kilogram kelvin. Sıcaklık 60 artı 270.15 olacak. Yani benim aldığım bu ders notu 273 almış ama .15'ini almakta yarar var. Yani sıcaklığı 333.15 kelvin alacağız. Bütün bu işlemleri yapınca yoğunluk 4.767 kilogram metreküp çıkıyor. Virgülden sonra her zaman 3 basamak alalım arkadaşlar. Sonuçta birim hacme göre bir yoğunluk. 4.767 kilogram metreküp. Hesabını öğrendik. R'yi ilgili gaz tablosundan alacağız. Gaz sabiti olarak. İlgili gaza ait olarak alacağız. T'yi 270.15 ile toplayıp derece santigratı belirleyeceğiz. Böylece yoğunluğu hesaplamış olacağız. Özgül ağırlık ne demek? Yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi. O zaman 4.767 kilogram metreküp çarpı 981 metre bölü saniye kare. O zaman Newton bölü metreküp birimine ulaşıyoruz. 46.764 Newton bölü metreküplük bir özgül ağırlığa da sahip olacak karbondioksit bu koşullarda. Tabii karbondioksit ısındıkça gördüğünüz gibi özgül ağırlık değişecek. Basıncı değiştikçe özgül ağırlık demişim, yoğunluk değişecek. Bir daha söyleyeyim. Isındıkça ve basıncı arttıkça yoğunluk değişecek. Tabii ki soğudukça ve basıncı azaldıkça yine yoğunluk değişecek. Tabii ki sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olarak biz rho'yu, yoğunluğu hesaplamış olacağız. Yoğunluk ve özgül ağırlık hakkında bunları söyleyebiliriz. Sayısal örneğimiz bu olabilir. Başka bir problemi almışım. Çeşitli kitaplardan ben problemler alıyorum. Bu da şu şekilde olsun. Yarıçapı R olan küresel balon helyum gazıyla dolduruluyor. Balon içindeki gazın ağırlığını bulunuz. Arkadaşlar yarıçapı 1.3 metre vermiş. Basıncı 0.89 bar vermiş. Tabii bar verince arkadaşlar onu kilopaskala çevirmeyi bileceğiz. 89 kilopaskala eşit 0.89 bar. Sıcaklık 22 derece santigrat olarak verilmiş. Balon içindeki helyumun ağırlığını bulacağız. Bak ağırlığını istiyor. Bu çerçevede problemi ele alalım. Öncelikle bir hacim hesabı bize gerekecek arkadaşlar. Çünkü biraz sonra kütleyi de hesaplayacağız. Geçen derste söylemiştim. Kütle verilmezse yoğunluk çarpı hacimden hesaplanır demiştim. O zaman hacim bilgilerinin de bize verilmesi gerekir demiştim. Önce küresel balonu ele aldığımız için hacim 4 bölü 3 pi re küpten hesaplanacak küresel balon için. 4 bölü 3 pi re küp, r 1.3 metreydi. Onun kübü çerçevesinde hesaplarsak 9.203 metreküp. Virgülden sonra 3 basamak almakta her zaman yarar var. Hacim 9.203 metreküp olarak hesaplandı küresel balon için. Ne dedim ben? Hani hacim çarpı yoğunluk bize kütleyi verir. O zaman yoğunluğa da geçelim. P bölü RT'den hesaplıyorduk. 89 kilopaskal, 89 bin Newton bölü metrekare, yani Newton bölü metrekare paskal demek. Gaz sabiti helyumla çalışıyoruz. 2077 jül bölü kilogram kelvin. Sıcaklık da kelvine çevireceğiz tabii ki. 295.2 kelvin. Bu çerçevede yoğunluk 0.145 kilogram bölü metreküp olarak elde edilmiş. Ağırlık soruluyor bak bizden. Ağırlık. Ağırlık içinde kütle var. Kütle nedir? Yoğunluk çarpı hacim.
Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şuraya da yazmışım. Ağırlık kütle çarpı yer çekimi ivmesi, kütlede yoğunluk çarpı hacim. Bunu da yer çekimi ivmesiyle çarpacağız. Yoğunluk 0,145 kilogram metreküp, hacim 9,203 metreküp. Yer çekimi ivmesinin aksi söylenmedikçe 9,81 metre bölü saniye kare alıyoruz. Sonuç 13,10 Newton. Ağırlık bu. Ağırlığın birimi zaten Newton. 13,10 Newtonluk bir helyum ağırlığı olacak küresel balon içinde. Evet, bugünkü dersimiz yoğunlukla ilgiliydi. Kısaca yoğunluk tanımı yaptık. Hem sıvılarda hem ideal gazlarda yaklaşımımız ne olacak? Onun üzerinde durduk. Biraz sonra örnek yine çözeceğiz. Ama önce bir kavram sorusuna bakalım. Hangi durumda ideal gaz kabulü gerçek gazlar için uygundur? Bak, biz akışkanlar mekaniği dersimizde arkadaşlar ideal gaz kabulü altında problemleri çözeceğiz. Ama termodinamik dersinde gerçek gazları da işliyoruz. Ama hangi durumda ideal gaz kabulü gerçek gazlar için uygundur? Bu sorunun cevabı bizim için önemli. Ona bir bakalım. Düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda bir gazın yoğunluğu düşer ve ideal gaz gibi davranır demişiz. Bu genel bir tanım. Düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda. O zaman bu genel tanıma uyan arkadaşlar bizim akışkanlar mekaniği dersinde kullanacağımız elemanlar neler? Hava mesela. Havayı her zaman ideal gaz olarak alabileceğiz. Azot, oksijen, karbondioksit, hidrojen, helyum, argon, neon ve kripton gibi gazlarla çalışıyorsak bizim bu dersimizde ideal gaz olarak alacağız. Bazı durumlarda ideal gazlardan sapmalar olabiliyor ama o konuları bu derste işlemeyeceğiz. Özellikle su buharını bazı durumlarda ideal gaz olarak alıyoruz ama ideal gazlardan su buharı sapma gösterebiliyor. Özellikle su buharında önemli oluyor. Ama biz bu dersimizde kesinlikle su buharını ideal gaz olarak almayacağız zaten. Hava, azot, oksijen, karbondioksit gibi elemanlarla çalışıyorsak her zaman ideal gaz kabul edeceğiz. Şimdi diğer örneklere geçeyim ben. Bir iki örnek daha yapalım. Evet, bu birinci örnek ders notu içinde de var ama yine de birlikte bir ele alalım. Ve böylece bu konuyu güzelce öğrenelim. Bu konuda hata yapmayalım. İleriki konular bu konunun üstüne gelecek. 15 derece santigrat sıcaklık ve 8 kilo Pascal basınçtaki bir oksijen deposunun hacmi 10 metreküp değerindedir. Bir oksijen depomuz var. Hacmi belli. Sıcaklık ve basınç da belli. Depoya bağlı bir vana varmış arkadaşlar. Tabi başlangıçta kapalı. Vana açılıyor ve basınç 600 kilo Pascal değerine düşünceye kadar depodan oksijen alınıyor. Oksijeni kullanacağız biz. Tabi kullanacağımız zaman içerideki basınç düşecek. Vanayı kapattığımızda 600 kilo Pascal'ı görüyoruz. Tabii ki bu deponun üzerinde bir basınç ölçer de var. Ona göre basıncı manometreden ölçerek, görerek değerlendirebiliyoruz. Depo içindeki sıcaklığın değişmediğini göz önüne alarak. Gerçekte değişir de hadi fazla soruyu zorlaştırmayalım. Değişim düşük kalacağı için depo içindeki sıcaklığın değişmediğini göz önüne alarak depodan alınan oksijen gazının kütlesini kilogram olarak hesaplayın diyor. Tamam. Soruyu adım adım çözeceğiz. Kabulümüz ne? Oksijen gazı ideal gazdır. İşlem sırasında depo içindeki sıcaklığı sabit alacağız. P1 basıncı verilmiş. O kilo Pascal olarak verilmiş. Onları Pascal olarak yazmışım ben. 800 bin Pascal ve P2 600 bin Pascal olmak üzere. T1 ve T2 sıcaklıkları değişmiyor ama 15 derece santigratı Kelvin olarak alacağız. 288,15 Kelvin. Hacim de 10 metreküp. Verilenleri de güzelce yazdık. Adım adım şimdi soruyu çözelim. İlgili tablodan oksijenin gaz sabitini alınız diyor. Arkadaşlar elinizde ders notu var, tablolarda var. İçinden alacağız jül bölü kilogram Kelvin biriminde ama tablodaki birimler kilo jül bölü kilogram Kelvin. Oksijen için R'yi biz bizim ders notundan 0,2598 kilojül kilogram Kelvin alabiliriz veya 259,8 jül bölü kilogram Kelvin olarak düzenleyebiliriz. Birimleri siz istediğiniz gibi düzenleyin. Mesela yukarısı kilo Pascal'sa aşağısı
kilojülse o şekilde de olur. Ama hepsini ön birimsiz yazarsak ikinci adımdaki gibi düzenleyebiliriz. Kütle hesaplamak için önce yoğunluğun hesaplanması gerekiyor. P1 eşittir ρ1 RT1 ideal gaz eşitliğinden yararlanarak birinci durumdaki oksijen yoğunluğunu hesaplayacağız. Birinci durumdaki oksijen yoğunluğu, basınç belli, gaz sabiti belli, sıcaklık belli. Birimleri de kontrol ettik, sorun yok. O zaman ρ1 10.686 kilogram metreküp. Bak, birinci durumda gazda sıcaklık ve basınca göre yoğunluk değiştiği için birinci durumdaki kütleyi hesaplamamız gerekiyor. Adım 3, M1 eşittir ρ1 V eşitliğinden yararlanarak birinci durumdaki oksijen kütlesini hesaplayacağız. Kütle her zaman ne dedik biz? Yoğunluk çarpı hacim. 10.686 kilogram metreküp çarpı 10 metreküp. 106.86 kilogramlık bir oksijen kütlesi yer alıyormuş birinci durumda. Bu burada dursun. Bu depo içindeki kütle. Vanayı açtığımızda basınç değişiyor. O zaman P2 eşittir ρ2 RT2'den ρ2'yi hesaplayacağız. Yoğunluk da düşüyor. Basınç düşüyorsa ve sıcaklık değişiyorsa bu problemde değişmiyor da ikisinin de etkisi çerçevesinde yoğunluk değişir. 600 bin Pascal çerçevesinde hesaplamayı yaparsak ρ2 8.015 kilogram metreküp. Adım 5, M2 eşittir ρ2 V eşitliğinden yararlanarak ikinci durumdaki oksijen kütlesini hesaplayacağız. Yoğunluk değiştiği için kütle de değişecek. 80.15 kilogram. O zaman depoda alan oksijen kütlesi ikisinin farkı kadar olacak. 106.86 eksi 80.15, 26.71 kilogramlık bir oksijeni alıp biz kullanmış olduk. Evet, ders notundaki bu çözümlü soruyu da sizinle birlikte tekrar incelemiş olduk. Şimdi bir sınav sorusu yapalım. Yine ders notu içinde bu soru var ama çözümü yok. Boyutları 9 metre ve 4 metre olan yüzme havuzundaki suyun derinliği 5 derece santigrat sıcaklıkta 3.03 metre olarak ölçülmüş var. Yüzme havuzunda su var. Bir mühendislik problemi. Hava sıcaklığı ve suyun sıcaklığı 5 derece santigrat ve bu sıcaklıkta derinlik, yani suyun derinliği 3.03 metre olarak ölçülmüş. Sıcaklık 35 derece santigrat olduğunda oluşacak yeni derinliği metre olarak hesaplayın diyor. Yani buharlaşmaya bağlı kayıpları ihmal edeceğiz arkadaşlar. Bir de buharlaşmaya bağlı kayıplar var. Ama biz şu anda mühendislik problemi sadece yoğunluk değişimine göre ele alıyoruz. Tabii gerçekte bir miktar buharlaşma da olacak. Bakın, burada yoğunluk değişimi önemli. Ona göre, sıcaklığa göre zaten sıvıların yoğunluğu değişiyor demiştik. Gazlarla çalıştık. P basıncına ve T sıcaklığına bağlı olarak gazlarda değişimi ele aldık. Ama suyla, yani sıvılarla çalışırsak ne yapabiliriz ona bakalım. Su sıcaklığı 5 derece santigrat olarak verilmiş. Tablodan 5 derece santigrat için suyun yoğunluğunu okuyacağız. Elinizde tablolar var. Rho'su 999.9 kilogram bölü metreküp olarak karşımıza çıkıyor. 5 derece santigrat için. Tamam, bu değer dursun. Yüzme havuzunun hacmiyle devam edelim. Taban alanı verilmiş soruda, 9'a 4. Tamam. Yükseklikte başlangıçta, yani 5 derece santigrat için 3.03 metreymiş. O zaman yüzme havuzunun hacmi 109.08 metreküp olarak hesaplanır. Bu durumda suyun kütlesini hesaplayacağız. Suyun kütlesi neydi arkadaşlar? Yoğunluk çarpı hacim. Suyun kütlesi yoğunluk çarpı hacim. Ama biz yoğunluğu tek başına bırakırsak yoğunluk eşittir kütle bölü hacim olacak. Neden? Çünkü biz 5 derece santigrat için suyun yoğunluğunu hesapladık. O zaman 999.9 kilogram bölü metre küp eşittir suyun kütlesi bölü 109.08 metre küp. Bu çerçevede suyun kütlesi, bakayım, 109.069.092 kilogram olarak karşımıza çıkıyor.
Gelelim 35 derece santigrata. 35 derece santigrat için suyun yoğunluğu 994 kilogram bölü metreküp. Sıcaklıkla yoğunluk azaldı. Hemen yukarıda bakalım, 999,9'du. 994'e düştü. Arkadaşlar kütle, yani kütlenin korunumu gereği değişmez. Bu çerçevede 35 derece santigrattaki hacmi bulacağız. Sonuçta kütle değişmez. Kütlenin korunumu var. 35 derece santigrattaki hacmi bulacağız ki bu hacimden yararlanarak H sonu bulmuşuz. Yani son durumdaki yüksekliği. Bu bilgilerin hepsi önemli. Rho'su 994 kilogram metreküp. Kütle değişmez. Kütlenin korunumu gereği. Buharlaşmayı da ihmal ettik. Kütlenin değeri bu. V son ne olabilir? Taban alanı 9 metre çarpı 4 metre. Yükseklik değişecek sonuçta. Buradan buraya H sonu yerleştirip H sonu çekersek 3,048 metre çıkıyor. 3,03'tü. 3,048, bir miktar yükseklik artacak. Sonuçta yoğunluk değişince bir miktar yükseklik artacak ama tabii ki kütle değişmeyecek. Bu havuz problemi için havuzun içindeki suyun kütlesi değişmeyecek. Biraz önce gazı depodan aldık, kütle değişti. Depodan çektik çünkü. Burada ama suyun havuzun içindeki suyla hiç ilgilenmiyoruz. Yani havuz içindeki suyun kütlesini değiştirmiyoruz. Problemi ona göre değerlendireceğiz. Bugün sizlerle yoğunluğu ele aldık. Ve bu çerçevede akışkanlar mekaniği kapsamında hangi sorular karşımıza çıkabilir? Yoğunluğu gazlar ve sıvılar için nasıl değerlendirebiliriz ona baktık. Yoğunluk kısmını bu derse ayırdığımız için bu ders bu şekilde sonlandı. Şimdi yoklama alacağım. Arkadaşlar dersimiz bitti. Sorunuz yoksa chat kısmına, sohbet kısmına öğrenci numarasını yazıp dersten çıkabilirsiniz.